TV Anamur vesaire sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da birbirinden güzel sorular hazırladık. Gelin bu soruların cevaplarını hep beraber alalım. Şu an fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Hiçbir ülkeye gitmek istemem. Hiçbir ülkeye? Türkiye'yi seviyorum. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Eğlence. Ölmüş bir sanatçının konseri olsa kimin konsere gitmek isterdin? Ölmüş bir sanatçı. Daha yeni vefat etti Hüner Coşkuner. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Ruhu şad olsun. Daha yeni kaybettik çünkü yani sanatçımızı. Çok üzüldüm valla. Burada görmüştüm. Anam orada gelmişti. Geldi. Ya. 2019 yılında gelmişti. Aynen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fal mı, astroloji mi? Astroloji. Hangi ülkeye gitmek isterdin? Amerika'ya gitmek isterdim. Amerika. Evet. Peki, eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Eğlenceli ilişki. Eğlenceli. Ne güzel. Peki, ölmüş bir sanatçının konseri olsa, kimin hangi sanatçının konserine gitmek isterdin? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Evet. Peki, son olarak fal mı, astroloji mi? Astroloji. Fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Anamur. Anamur'u seviyorsunuz ya, anladık kadarıyla. Anamur. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? İkisi de olması lazım abi. İkisi de. İkisi de olacak. Ölmüş bir sanatçının konser olsa kiminkine gitmek isterdin? Ölenin kabrine gidersin. Yok, hayır, yani ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı, daha doğrusu. Hayatta olsaydı. Bunu düşünemedim vallahi. Fal mı yoksa astroloji mi? Fala inanacaksın, bazen inanmayacaksın. Astrolojiyi düşünmüyorum. Fala da inanacaksın bazen, yani çıkıyor, oluyor. Tınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Türkiye. Türkiye. Tınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Amerika. Amerika. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Eğlenceli. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdiniz? Ölmüş bilmiyorum ki kim var. Yani hayatta olsaydı şu anda ölmüş bir sanatçı. Zeki Müren. Zeki Müren. Peki fal mı, astroloji mi? Astroloji. Teşekkürler. Almanya. Almanya'yı tercih ediyorsunuz. Eğlenceli ilişki mi yoksa romantik ilişki mi? Eğlenceli. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdiniz? İki kişi, Neşet Ertaş ve Zeki Müren. Son olarak soracağım soru. Fal mı, astroloji mi? Astroloji. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Evlilik. Evlilik. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Bob Marley. Fal mı, astroloji mi? İkisi de değil. Fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Amerika'ya. Amerika. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Oğlum orada. Peki, ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Mahsuni Şerif'im. Mahsuni Şerif. Peki son olarak fal mı, astroloji mi? Onlara inanmıyorum. Şu an fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Hiç düşünmedim. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Cevapsız. Cevapsız. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdiniz? Bülent Ersoy. Ölmüş bir sanatçı. Gerçekten. Ben de dikkatli dinliyorum Bülent Ersoy deyince. Sonra da jeton düştü. Peki. Şimdi son olarak soracağım. Fal mı, astroloji mi? Astroloji. Daha çok yakınsın. Fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Norveç. Norveç'i tercih ediyorsun. Peki, eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Bence romantik ilişki. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Tabii ki de Avicii. Fal mı, astroloji mi? Astroloji. Çok. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Hiç konsere gitmedim ki. Hep çalıştım. Fal mı, astroloji mi? Ekmek. Millet aç. Niye denler, geçen denler bundan 50 yıl sonra lazım. Türkiye. Neden burayı tercih ettiniz? Burası tatil için iyi geliyor. Çok güzel. Burası uygun bir şekilde. Çok güzel. Güzel görüyorsunuz. Güzel. Çok teşekkürler. Hocam bir alkış gelsin. Bir şey değil. Peki devam edelim. Eğlenceli ilişki mi yoksa romantik bir ilişki mi? Daha iyi. Neden romantik? Eğlence daha iyi. Eksiten. İkisinde yeri farklı diyorsun. Eksiten olabilir. Peki devam edelim. Ölmüş bir sanatçı var. Ama hayatta olsaydı eğer. Hangi sanatçının konserine gitmek isterdin? Çıngız Aytmatov. Fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Mekke'ye gitmek isterdim ben. Mekke çok güzel bir yer çünkü. Yeri güzel. Evet. Anlamlı diyorsunuz. Hem anlamlı hem de Peygamber Efendimiz'in olduğu yer.
Peki siz nereye gitmek istersiniz? Vallahi benim de tercihim kesinlikle or olurdu. Mekke olurdu. Çok güzel tercih oldu. Teşekkür ederiz. Güzel. Devam edelim. Eğlenceli bir ilişki mi yoksa romantik bir ilişki mi tercihin? Her ikisi de. Her ikisi de yere evet. Ayrı farklı diyorsun. Tabii ki. Hani mesela gece eğlence, gündüz romantik diyebiliriz. Tabii yerinde mesela atıyorum bu Avrupa'da olur, Türkiye'de olur, Antalya, İstanbul gibi yerler. Büyük kentlerde. Hayır ben söylemek istemiyorum şu an. Tamam. Peki. Ölmüş bir sanatçı var ama şu anda hayatta olsaydı eğer ki hangi sanatçının konserine gitmek isterdiniz? Barış Manço. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Barış Manço çok güzel bir sanatçıydı. Yani şimdiki sanatçılar pek şey yok yani, ışık yok. Yıldızlar pek yıldız değil yani, öyle diyeyim. Evet. Ama Barış Manço çok güzel ya. Aynen. Şarkıları hani kendisi vefat etti ama şarkıları hala söyleniyor bence. Değil mi? En sevdiği şarkı var mıydı mesela? Gül Pembe mesela. En favori Gül Pembe. Evet, o çok güzel şarkılar söylüyor. Sizce? Ya bence de tabii Barış Manço'nun ruhu şad olsun, yeri dolduramaz. Bana sorarsan tabii ki benim için de Gül Pembe tercihim olurdu. Fal mı? Astroloji mi diyelim? Bence Kur'an-ı Kerim diyelim. Ama astroloji de daha iyi olur. Fala inanmam ben pek. Aynen. Ama eşim biraz fala bakıyor. Ablası falan bakıyor yani. Bakıyor musunuz? Kesinlikle hayır, bakıyorum. Öyle mi? Hiçbir amacında. Yani öylesine. Öylesine evet. Vakit geçirmek için. Evet. Ne güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kolay gelsin. Satın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Rusya. Eğlenceli ilişki mi? Romantik ilişki mi? Eğlenceli. Eğlenceyi daha çok tercih ediyorsun. Evet. Ölmüş bir sanatçı olsa, hayatta olsaydı eğer ki. Hangi sanatçının konserine gitmek isterdin? Yani konserine gitmek için bir sanatçı yok aklımda ama Atatürk'ü görmek isterdim. Çok güzel bir cevap oldu. Peki son olarak fal mı, astroloji mi? Yani bence astroloji. Fala pek inanmayan biriyim. Fala inanmıyorsun. Astroloji daha mı uygun senin için? Yani benim için öyle. Fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Rusya. Rusya? Neden Rusya? Bir özelliği var mı? Kızlar güzel diye. Yani bir nedeni yok kızlar. Kızları güzel diye Rusya'yı tercih ediyor. Peki eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Eğlenceli. Eğlence olsun istiyorsun. Rusya sana bağlantılı olmuş oldu. Aynen. Peki ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Var mı aklında bir şarkısı? Gönül Dağı Yağmur Yağmur. Ruhu şad olsun gerçekten. Fal mı, astroloji mi? Astroloji. Neden astroloji? Pek fala sıcak bakmıyor musun? Ondan. Aynen. Astroloji daha yakın sana göre. Aynen. Fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Avrupa'dan bir ülkeye gitmek isterdim. Var mı aklınızda Avrupa'da bir ülke? İngiltere mesela. Yani sebebi var mı peki Avrupa diğer kıtalara nazaran? Yaşam şartları daha yüksek olduğu için. Tercihiniz olurdu Avrupa diyorsunuz. Peki eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi tercihin? Hiçbiri. Hiçbirini tercih etmiyorsun. Tamam. Çok güzel. Allah mutluluğunuzu artırsın. Devam edelim. Ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı hangisinin konserine gitmek isterdin? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Evet. Var mı aklında bir şarkısı şu anda? Var ama. Söylemek istemiyorsun. Aynen. Peki son olarak fal mı, astroloji mi? Hiçbiri. İkisi tercihin değil. Yok. Fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Küba. Neden Küba abi? Var mı sebebi? Tabii ki. Açıklama şansı var mı? Neden Küba? Merak ettim. Özgürlükler ülkesi benim için. Özgürlük orada. Özgürlüğün ta kendisi diyorsun. Aynen tabii. Peki. Sınan kaynaklı tabii biraz da. Hı-hı. Söyle bakalım. Başka. Romantik ilişki mi? Yoksa eğlenceli bir ilişki mi? Üçüncü şık yok mu yani? Üçüncü şık şu anda yok. Sorular arasında mı? Göremiyorum. Var mı? Üçüncü şık. Romantik öbüründe ne? Eğlenceli. Eğlenceli. Eğlenceli olsun. Eğlenceli olsun diyorsun. Nasıl bir eğlence? Nasıl? Ne tür bir eğlence? İçerik ne? İçerik mi? İşte adı üstünde eğlence. Yani. Dans. Dans. Gezmece. Gezmece. Sevişmece filan. Peki devam edelim. Tabii. Ölmüş bir sanatçının hayatta olsaydı eğer ki hangisinin konserine gitmek isterdin? Müzisyen mi? Yani ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı fark etmez. Müzisyen, şarkıcı. Hangisinin konserine gitmek isterdin? John Bass. John Bass. Şarkılarını dinliyorsun. Tabii ki. Fal mı yoksa astroloji mi? İkisi de değil tabii ki. Anlamsız yani. Anlamsız. İkisi de pek tercihin. Ne astroloji ne fal. Tabii gerçekçiyiz ya. Fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Yani fırsatım olsa Amerika'ya gitmek isterdim. Neden Amerika? Ya şimdi Türkiye ile Amerika'nın yaşam koşulları çok farklı. Uh-huh. Hani Amerika ile görüyorsunuz Türkiye'de millet aç. Uh-huh. Amerika'da daha iyi olacağını düşünüyorum ya. Yaşam koşulları bakımından mı? Kalite yönünden Amerika daha şey ama illaki bizim taşımız yani toprağımız daha bereketli, daha iyi. Ondan dolayı buradayız. Tamam ne güzel. Peki eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi tercihin?
Vallahi olsa her ikisi de daha makbul olur ama. Her ikisi yeri farklı mı? Yani her ikisi de olsa daha iyi olur yani. Hem eğlence hem romantik. Tabii ki, tabii ki. Çifte. Evet. Peki ölmüş bir sanatçı hayatta olsaydı kimin konserine gitmek isterdin? Evet, güzel soru. Aha. Yani rahmetli Barış Akarsu var, Barış Manço var, onlar. Vallahi Barış Manço, Barış Akarsu, ruhları şahat olsun. Amin, amin, amin. Var mı aklında bir şarkısı Barış Manço'nun? Yani gözlerin var öyle. Aynen, o şarkısı var. Evet, evet. Dinlerdim. Tabii, evet. Peki, son olarak fal mı, astroloji mi? Yani genelde bizim toplumumuz fala daha çok inanır. Kahve falı gibi. Tabii, evet, evet. Senin de var mı böyle inancın? Yani bazen beraber içiyoruz, sen bakıyorsun ama... Ben bakıyorum. Aynen. Aynen, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, hayırlı yayınlar. Sizi severek izliyoruz. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin sana da. Fırsatın olsa hangi ülkeye gitmek isterdin? Küba. Neden Küba? Küba daha iyi. Devlet çok yardım ediyor orada. Ne tür yardımlar yapıyor mesela? Ne türlü yardımlar, sağlık bakımından. 18 yaşına kadar gelene kadar çocuk, devletin sayıldığı için tüm bakımları devlete ait. Ondan dolayı her türlü yardım. Her şeyin Küba olurdu. Aynen öyle. Peki, eğlence ilişki mi, romantik ilişki mi? Romantik ilişki tercih ederim. Eğlence istemiyor musun? Eğlence de olabilir de romantik daha iyi olur. Romantik ağır basıyor sende. Ağır basar. Ölmüş bir sanatçı, hayatta olsaydı kimin konserine gitmek isterdin? Barış Manço. Sen de Barış Manço tercih ederdin. Ben de Barış Manço. Peki, son olarak fal mı tercihin, astroloji mi? İkisini de tercih etmem normalinde de. Astroloji diyebilirdim. Burç gibi. Evet. Aynen. Hangi burçlusun? Ben mi? Hı-hı. Yani terazi. Terazi burçlusun, evet. Tamamdır. Özellikle taşıyor musun? Yok. Tamam, peki, çok teşekkürler. Fırsatınız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Almanya. Neden Almanya? Var mı bir özelliği? Avrupa'nın göbeği. Başka? Modern, zengin ülke. Hak, hukuk, adalet hepsi içinde. İnsan hakları. Zenginliğinden de dolayı halkı da zengin. O yüzden ben de uzun yıllardır Avrupa'da yaşadığım için öyle mi? Almanya diyorum yani. Yaşadınız orada o zaman. Evet. Çok güzel. Tercihiniz Almanya. Tercihim Almanya ya da İsveç. İkinci seçenek İsveç. İkinci seçenek İsveç. Orada araştırdınız o zaman. Evet, biraz. Bilgi sahibisiniz. Tabii ki. Çok güzel. Eğlenceli ilişki mi, romantik ilişki mi? Eğlenceli olsa daha iyi olur. Romantik biraz geri planda mı? Belli bir zamandan sonra romantik de yani... Kalmıyor diyeceksin. Kalmıyor. Eğlence daha ağır basıyor. Nasıl ki akşam oluyor, ışığı söndürüp yatmak zorundasın. Romantik de belli bir zamana kadar, ondan sonra... Ama eğlenceli olsun, ömür boyu olsun. Kurtarır yani. Kurtarır. O aradaki farkı kapatır diyorsun. Kapatır. Peki, devam edelim. Evet. Ölmüş bir sanatçı var. Hayatta olsaydı eğer ki, hangisinin konserine gitmek isterdin? Müslüm Baba. Müslüm Baba. Aynen. Damardan. Başkasını da tanımam. Aynen. En sevdiği şarkı var mı aklınızda şu an Müslüm Baba'nın? Unutamadım. Unutamadım şarkısı. Ruhu şad olsun. Adım sağ ol. Kıymetli sanatçıydı gerçekten. Tabii ki, tabii ki. Evet, kesinlikle. Büyük sanatçımızdı. Aynen. Peki, son olarak fal mı, astroloji mi? Ben fal diyeyim ya. Falın yalanı biraz daha tatlı geliyor. Astroloji yıldızdan bahsediyor, anlamadım. Yükselenden bahsediyor. Jüpiter, evet. Fal daha iyi, yok diyor kısmetim var, yok. Üç vakte kadar işte şu gerçekleşecek. Aynen, aynen. Gibi gibi gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. TV Anamur vesaire sokak röportajlarına...